Yunan basınında da yorumlar vardı. Kaan'ın milli muharip uçağın tanıtıldığı gün hemen sonrasında Yunan basınında Yunan hükümetini, Yunan yönetimlerini yeren, işte Türkiye 80'lerde bizden 10 yıl gerideydi. Nihayetinde geldiğimiz noktada kendi süpersonik eğitim jetini yapan, 5. nesil savaş uçağını hazırlayan bir Türkiye var. Bu bizim için bir felaket, yazıklar olsun gibi yorumlar paylaşılmış. Onun bir istisnası vardı. Türkiye'nin milli muharip uçağı konusunda televizyoncu, bir Yunan televizyoncu alaycı ifadeler kullanmış. Sonra da Türk komşularımıza teşekkür ederiz. Bu zaman ve para israfı sayesinde, yani Kaan'dan bahsediyor, Yunanistan'ın 20 yıllık hava üstünlüğü garanti altına alındı demişti. Şimdi TCG Anadolu vardı bugün de Yunan basınında. Anadolu, TCG Anadolu'yu aktaran, detaylarını aktaran Yunan muhabir de aynısını yapmak istedi. Yani alay etmeye çalıştı TCG Anadolu'yla, ama bu sefer dürüst olalım, yalan söylemeyelim, bu çok etkileyici bir gemi, Manolis diyerek kendisini düzelten bir Yunan spiker vardı. İşte Yunan televizyonundaki o ilginç bağlantı. Mesele şu ki Türk medyasının da dediği gibi Türkiye güç gösterisi yapmaya çalışıyor. Mesele şu ki Türkiye Cumhurbaşkanı gereken yere uygun bir mesaj göndermek istediğini açıklamıştı. İzmir aynı zamanda muhalefetin de kalesidir ve tabii ki oraya da bir mesaj göndermek istiyor olabilir. Ama tabii suyun öte tarafına da istiyor. Midilli ve Sakız adalarında bulunduğunuz yerden herhangi bir mesaj aldınız mı bilmiyorum ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nın aklında bu da var. Yalan söylemeyelim. Bu çok etkileyici bir gemi Manolis. Normalde adalarımızın kıyılarından belli olur herhalde. Çok yakınız. 1-2 mil kadar. Yani gerçekten çok etkileyici ve zaten istediği güç gösterisini yapıyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın istediği de bu. Yetenekleri konusuysa uzmanların bileceği bir konu. Biz yargılayamayız. Sahadaki kabiliyetleri için çok şeyler söylendi. Generallerimiz bu geminin Ege gibi kapalı denizlere uygun olmadığını söylüyor. Bu denizde hareket edemez diyorlar. Etrafındaki filonun yarısına ihtiyacı var. Kolay bir hedef ama gemi işini yapıyor. (14 Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken seçim için işini yapıyor. Ayrıca Erdoğan'ın bunu sahada kullanma kararı alması gerekir. Erdoğan'ın böyle bir karar alıp almayacağını bilmiyorum. Umarız kullanılmaz ve böyle bir şeye ihtiyaç olmaz. Türk basınından okuduk. Bu gemiyi Girit'in güneyine göndermek istiyorlar. Ama şu ana kadar Türk yetkililer böyle bir açıklama yapmadı. Bakalım seçimlerde ne olacak? Göreceğiz. İşte kampanyalar, yani seçim kampanyası çerçevesindeki projeler ve milli savunma sanayi unsurlarıyla başlayalım. Sonra diğer yorumlara da döneceğiz. Öncelikle Sayın Güçler, yani Yunan basınında bir Kaan için bir düzeltme vardı. Hatta birazdan onu da ekranlara taşırız. Gerçekten alay eden, alaycı bir ifade vardı. Benim gördüğüm, hani bu bağlantıda da aynısını yapmaya çalışan bir muhabir vardı. Ama bu sefer bir düzeltme geldi. Nasıl değerlendirmek lazım? Girit'e konuşlanacağını düşünüyor Yunanistan veyahut da bundan endişe ediyor. Hani Ege'de bir manevra açısından çok bu kapalı denizde uygun olmayabilir ama Girit'e koyabilir Türkler bunu diye bir endişe var. Yani gayet dürüst bir biçimde bu geminin hakkını verelim. Hatta yalan söylemeyelim Manolis. Yani bu gerçekten çok önemli bir gelişme diyen bir Yunan meslektaşımız da çıkıyormuş demek ki arada. Demek ki Yunanlılardan da doğru söyleyenler çıkıyormuş yani. Bu güzel bir şey. Çünkü deve kuşu gibi kafayı kuma gömmek gerçekleri değiştirmiyor. Yani tabii Yunan basını özellikle gelgitler yaşıyor efendim. Neden? Çünkü Yunan basının bir görevi de iç kamuoyuna yönelik propaganda yapmak. İşte Türkiye'nin gücünü küçültecek, işte hafifletecek ya da yanlış gösterecek. Hatta işte hakarete varan, böyle küçültücü, alçaltıcı bir takım mesajlar içeren hususlarla, haberlerle kamuoyuna, ya bakmayın Türkiye öyle diyor ama aslında bu iş böyle değil, bu değil gibi bir yanlış algı yaratmaya çalışmak gibi de bir görevleri unutmayalım, var. Unutmayalım, orada da seçim var. Evet. Yani orada da hani bir... Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada güçlenmesi oradaki hükümeti de bu anlamda zora sokuyor. Neden zora sokuyor? Çünkü bütün
Yunan hükümetlerinin dış politik eksenleri hep Türk düşmanlığı üzerine kurulmuştur. Yani Türk düşmanlığı üzerine kurulan Yunan dış politikası hep sonuç vermiştir. Dolayısıyla burada Türk düşmanlığı üzerindeki yürütülen politikanın sonuç vermemesi, Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin beklenenden daha güçlü işte askeri anlamda, savunma sanayi anlamında ve diğer alanlarda işte enerji vesaire de buna koyabiliriz. Bu da tabii şu an dediğiniz gibi seçime giden Yunanistan'daki hükümeti bu popülist politikaları uygulayan hükümeti zora sokuyor.